Arkadaşlar merhaba, Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değil iseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Pantolon paçası pratik bir şekilde nasıl kıvrılır? Pantolon mu aldınız? Acil kıvrılması mı gerekiyor? Gelin birlikte kıvıralım. Pantolonun ölçülerini alıyorsunuz arkadaşlar. Topuk kısmından ayakkabı, ayağınızda ayakkabı var iken topuk kısmından ölçülerini alıyorsunuz. Bu şekilde iğneliyorsunuz. Kıvırdım. Bu şekilde iğneledim arkadaşlar. İğnemi çıkarttım. Açıyoruz. Mezuramızın yardımıyla 2 santim vererek ölçülerini alıyoruz. 2 santim şurada kıvırmıştım. İzi var. Açtığımda iz kalıyor arkadaşlar. Sabunumuzun yardımıyla 2 santim vererek şu şekilde 2 santim vererek işaretimizi yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. İşaretimi yaptım. Şimdi kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde düzgün bir şekilde kesiyoruz. Pantolonumuzun paçasını kestim arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde iğnemizi çıkartıyoruz. Aynı teknikle burayı da kesiyoruz arkadaşlar. Kesip döneceğim. Arkadaşlar şimdi pantolon paçalarımı kestim. Nasıl kıvrılmasını göstereceğim size. Şu izi var zaten. İzimizden şu şekilde kıvırıyoruz. Şu baş kısmını birer santim içeriye vererek kıvrık yeri belli. Şurası görüyorsunuz arkadaşlar. İçeriye doğru şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu şöyle hafif kıvırdım. İzi belli. Onu bas alarak şu şekilde birer santim kıvırıyoruz. Şu şekilde İğneliyoruz arkadaşlar. Birer santim içeriye kıvırarak şu şekilde iğnemizi alıyoruz. Şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Dikiş kısmı biraz zor oluyor. Şu şekilde dikiş üst üste gelecek kenar kısımlara birer santim kıvırarak
şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şu dikiş yerleri üst üste gelecek. Ona dikkat edin. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. İçeriye birer santim kıvırarak şu şekilde şöyle olacak arkadaşlar. Kıvırdım. Bu şekilde makineye geçebilirsiniz. Ya da teğer yapıp öyle de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Teğer yapmasını da göstereceğim. İğnemi ipliğimi taktım. Diğer paçamı kıvırmıştım. Aynı şekil arkadaşlar. Görüyorsunuz. Birer santim kıvırarak kıvrık olan yerden içeriye doğru kıvırdım. Şu şekilde. İster bu şekilde makineye geçebilirsiniz. İsterseniz teğer yapabilirsiniz. Ben şimdi size teğer yapmasını göstereceğim. Dikişte dikişi bilmeyen arkadaşlar için zorlanabilirler. Teğer yaparlar ise daha kolay olur. Şu şekilde iğnemizi herhangi bir yerden şu şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. İğnelerimizi çıkartıyoruz. Şu şekilde. Dikiş yerleri makineye geçerken biraz zorlayabilir arkadaşlar. Şöyle. İğnelerimizi çıkartmadan takıldı, kendisi çıktı. Şöyle. İğnelerimizi çıkartmadan üzerinden dikiyoruz. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde teğer kısmımız bitti. Siz isterseniz bu şekilde teğer de yapabilirsiniz. Daha garanti olur. Kayma gibi bir durum olmaz arkadaşlar. İster iseniz bu şekilde de geçebilirsiniz makinaya.
tercih sizindir. Paçalarımızı kıvırdım arkadaşlar. Şimdi makineye geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Pantolonumu aldım. Şimdi makineye geçeceğiz. Şu şekilde yerleştiriyorum makinemi. Şu şekilde ayarladım. Lacivert kendi ipiyle dikiyoruz arkadaşlar. Kenarında şöyle koyuyoruz. Şu kenardan dikmeye başlıyoruz arkadaşlar. Teğerlerin üstünden bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik. Ben bu şekilde kıvırıyorum. Geldim. İpimizi kesiyoruz. Şu şekil oldu arkadaşlar. İplerimizi temizliyoruz. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu şekilde kıvrıldı paçamız. Şimdi teğerlerini temizliyoruz. Bu şekilde teğerlerini de temizliyoruz. Evet arkadaşlar. Teğerlerimi temizledim. Bu şekilde. Şimdi diğer paçaya geçiyoruz. Teğer yapmamıştım. Onu da göstereyim nasıl dikildiğini. Teğer yapmamıştım. Onu da şu şekilde koyuyorum. Aynı teknikle. Bu şekilde devam ediyoruz. İğneleri çıkartarak yaparsanız makineye takılmaz, daha kolay olur arkadaşlar. Şu şekilde. Çıkartıyoruz. Elimiz ile tutuyoruz. Şurada da var bir tane iğne. Şurası biraz zorluyor. İki elinizle tutarsanız arkadan da bu şekilde. Sabitledik. Evet arkadaşlar, pantolonumun paçaları
hazır kıvırdım. Birini teğer yaparak kıvırdım. O şekilde kolay oluyor, daha garanti oluyor. Bunu da iğnelerek yaptım. Şu şekilde. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Eşimin pantolonu bugün terziye verecekti. Ben sizinle paylaşmak istedim. Hem eşime sürpriz olsun, hem de kıvırmış oldum arkadaşlar. Sizler de eşlerinize bunun gibi küçük sürprizler yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik paça kıvırma yöntemi. Hepinize kolay gelsin diliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda, projelerimde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.